Herkes şimdi böyle o dans u Demet üf Hı. ya daire süper falan diyor ya. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için? Ee, yani bak bu konuyu söylediğinde aklıma Selin geliyor. Hazal Hı -hı. geliyor. Mesela hatırladıklarım. Hı -hı. Tanıştığım dizilerde oynadığım arkadaşlarım geliyor. Korkunçtu. Yani ve şu kötüydü İbrahim. Gerçi o olmasa da bence kötü ama ben İlk dizimi yaptığımda zaten röportaj verdim. Gazetede yayınlandı. O zaman okumak istemediler çünkü yeterince ünlü değildim. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum çünkü ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı ve o yüzden açıklamadım. Yani çok yeni aslında iki iki buçuk yıl önce falan bir haber. Şok 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 diye yani başlıklar. Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği reklama giriyorlar. <laughs> şu oldum. <laughs> Bittik dedim. Yani bir şey oldu ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bir şey yapmadım çok farkındayım. Yani Çiftlik kötü, bankı sen yapıyorsun. Yani kötü kötü bir şey yaşamadığımın <laughs> farkındayım fakat e, şu oluyor bir şey tırmanıyorsun yani anladın mı? O yüzden kendimi çok kötü hissettim. Ya dedim ki hemen Seyirci seni bağrına basmayacak ki. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı, 20 yıl mı yani? Ve daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim ya. Hemen zaten panik başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Dans ettiğim ne varsa yani. Bunlar da dahil. Neredeysem. Çok da değil yani. Üç tane video. Saatlerce bunu konuştular İbrahim. Ne biliyor musun? Vay Demet'e bak ya gördün mü dansçıymış eskiden. Bu dil ne? Yani evet dansçıydım zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Ee, gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok. Maalesef o an öyle görmüyorsun. O an bulunduğun yer şu kadar kalıyor ve sen küçülüyorsun. Yani hissettiğim şey oydu. Çok kötüyüm. Utandım ya hani bundan para kazandım yanlış hiçbir şey yapmadım bunun e, anlattığım gibi bu kazandığım parayla ne yaptığım da belli e, hiç utanılacak bir şeyim yok bir anda şunları gördüm Selin Şekerci tweet attı ne yapmış yani diye iyi hissettim kendimi çünkü ister istemez bir e, ilizyona kapılıyorsun gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun yani 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum. Ee, sonra Hazal yazdı, sonra birçok oyuncu arkadaşım yazdı ve tanışmıyorduk. Ne yapmış ki? Yani parasını kazanmış yani dediler ve ondan sonra şunu düşündüm. Evet, yani ben gerçekten hiçbir şey yapmıyorum ve tek başıma olmadığımı hissettim. Bu müthiş bir histe çünkü tanımadığım insanlar e, gerçekten bana sarıldılar. Ya yani yoklar fakat bir güven hissediyorum kendimde. Ee, sonra bir şeyler yazdık. O süreç bitti. 10 gün falan. Yani 10 gün boyunca size söyleyeyim. Her kanalın magazin programında dans ettiğim halim vardı. Ve şu kötü bir şey günün sonunda. Ne meslek yaparsan yap. Yani ne olursan ol bu arada. Ee, anne babayı üzmek kötü bir şey. Anladın mı? Yani ben bir ay sonra unutuluyor. Gündem değişiyor. Hiç önemli değil. Bu riski aldım oyuncu oldum. Bunlara Hemen adapte olabiliyorum. Ya annem izliyor ve şunu düşünüyor. Keşke dans etmeseydi demek hiç. Çünkü şu anda müthiş bir ivme kazandı. Müthiş bir yerde. Ee, e ne oluyor? Kendini suçluyor. E Buna ne gerek var? Ya babam neden öyle hissetsin? Ya i̇nanılmaz duygusal şeyler yaşadım. Sonra da şunu anlatayım. Ee, Birçok kişiye de bence genç kızımıza yani umut olur diye düşünüyorum. Sonra ben e, dedim ki ben her boş günümde inan çok yorgun olduğum haftalarda da e, bir sürü dansçı arkadaşım var dans edelim dedim çünkü çivi çivi söker yani rahatsız mı oldular malzeme mi artık onu malzeme olmaktan çıkaralım bence dedim ve daha iyisini yapalım çünkü o zamanlar yaşım çok küçük ve nereye çekerlerse o dansı yapıyorum ben koreograf değilim ki ne öğrettilerse öyle dans ettim burada bunu yapacaksın dediler ve dans ettim ve Birkaç video paylaştık. Tamam, beğenildi falan. Ee, sonra Maluma'nın şarkısında dans ettik. Videoyu koyduk. Sabah uyandım. 150 tane cevapsız arama. Dedim ki uyuyordum fakat yine bir şey yaptım herhalde ben. Ee, hemen Instagram'a bak dediler. İyice kötüyüm ben zaten bittim. Ne Instagram mı diye? Ee, Maluma Instagram'da storiesinde benim dans ettiğim videoyu benim profilimden alıyor ve paylaşıyor. Benim videomun altına da kalp koymuyor mu? Sen daha dur. <laughs> <laughs> ve e, inanamıyorum. Dedim ki yani seviyorum tabii adamı. Müthiş ya tam benim tarzım zaten. Dans etmeyi sevdiğim bir tarzda şarkı söylüyor falan ama. Yani 3 saniye sürdü şey demem süper bir şey ya yani, müthiş bir şey. Hayatımıza devam edebiliriz değil mi? Hani ne zaman tam olarak bu bu hoşuma gitti biliyor musun? Bir magazin programında ne dediler biliyor musun? Türkiye'nin gururu dansıyla dünyaya açıldı dediler. <gülüyor> <gülüyor> Ve dedim ki içimden. Maluma bundan haberin yok ama nasıl büyük bir şey başardık biliyor musun? çok iyice. Vallahi tebrik ederim. Evet. Müthiş bir hikaye.